Salih Tuna, oyuna gelen biz olmayalım. Refikimiz Star gazetesinin duayen yazarı Selahattin Eşşakırgil, Azerbaycan'da oynanan oyunların bir oyuna geleni de biz olmayalım uyarısıyla başladığı dünkü köşesinde çok ilginç bir röportajdan söz etti. Bakü'de gerçekleştirilen iş sokak röportajında Azerbaycanlı kardeşlerimize olası bir İsrail-İran savaşında kimin yanında yer almalıyız diye sorulmuş. Birkaç ayrı çoğunluk İsrail'in yanında yer almalıyız demiş. Evet yanlış duymadınız. İsrail'in. Malumunuz Azerbaycan'da Şii, İran'da Şii. Demek ki aynı mezhepten olmak da yetmiyormuş. Azerbaycan değil de başka bir ülkenin Şiileri İsrail'in yanında yer almalıyız deseydi, bizdeki mezhep asabiyetiyle malül eşhas, Şiilerden zaten başka ne beklenirdi ki, boşuna mı biz İsrail'in önüne açıyorlar, danışıklı dövüş yapıyorlar diyoruz, yollu kaptırıp giderlerdi. Söz konusu Azerbaycan olunca gıkları çıkmıyor. Gerçi içlerinde mevzul miktar yazar çizer İran İsrail'den beter demişti ya bahsi diğer. Merhum Sezai Karakoç abi hayatı boyunca hep dirilişten söz etti. Bir kez olsun mezhebe meşrebe vurgu yapmadı. Tam aksine Türkiye'nin İran'la çatışması tuzaktır dedi. Tıpkı Akif veya İkbal gibi sahici ve kuşatıcı ehli sünnet çizgisine mensup olmanın sorumluluğuyla hareket etti ki ehli sünnet en geniş anlamıyla bozgunculuğa ve tuğyana karşı inşa edici aklın ifadesidir. İnşa edici akıldan mahrum olanların kuşatıcı olması da beklenemez. Dahası millete zerk etmeye çalıştıkları mezhep taassubuyla batının yıllardır aşerdiği İran-Türkiye savaşına zemin hazırlamanın ötesine de geçemezler. İçler acısı hallerine muttali olunca o ayetten mülhem ey ehli sünnet ehli sünnet olun demek geçiyor içimden. Şuncağızı görmüyorlar mı? Soykırımcı İsrail rejimi katliam yaparken zerre miskali mezhep ayrımı yapmıyor. Filistin'de Sünni, Lübnan'da Şii kesiyor ki Lübnan'da şehit ettiği Fuat Şükür Bosna'da Sünni kardeşlerinin yardımına koşanlardandı. Tıpkı Gazze'li Sünni kardeşlerinin yardımına koşmak için canlarından geçen Şiiliğin Zeydi koluna mensup Yemenliler gibi. İsrail'in yanında yer almalıyız diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerekçesi mi? Karabağ'ın özgürleşmesinde İsrail'in çok yardımını görmüşlermiş. Böyle izah etmişler. Diyeceksiniz ki şimdiye deyin Azerbaycanlı hiçbir yetkiliden İsrail'in kendilerine yardım ettiğini söylediklerini duymadık. Yardımlarına koşanın Türkiye olduğunu her fırsatta dile getirdiler. Zaten Selahattin Çakırgil de buna dikkat çekiyor. Azerbaycanlı resmi makamların Karabağ Savaşı sırasında kendilerine asıl yardımın kim tarafından yapıldığını söylerken sokaktaki insanların bunu hiç dile getirmemelerini biz burada görüyoruz da Azerbaycan yetkilileri görmüyorlar mı? Görüyorlarsa da, görmüyorlarsa da her iki durumda da üzerinde dikkatle ve esefle durulacak bir haldir. Gazze'yi özgürleştirmek için Aksa tufanını başlatan Filistinli direnişçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan mücahitler tesmiye etmişti. Doğu Perinçek ve Aydınlık Grubu gibi anti-emperyalist çevreler de Hamas'ı Kuvayi Milliye'ye benzetmişti. Gel gelelim Azerbaycan devleti Gazze'yi özgürleştirmek isteyenlerin değil Filistin'i işgal eden İsrail'in yanında yer almıştı. Hadi diyelim bir millet iki devlet diskuruna tas tamam ters düşmez bu. Nihayetinde iki devlet varsa iki ayrı tavrın olması da mümkündür. Peki ya tek bir millet ne olacak? Gazzeli çocukların paramparça edilmesine, Türkiye halkının ciğeri yanarken Azerbaycanlı kardeşlerimiz İsrail'in yanında nasıl durabiliyor? Salih Tuna Sabah. Haşmet Babaoğlu aldatmayalım artık kendimizi. Konu İsrail ise Amerika dünyayla dalgasını geçiyor. Bazen sinsice, bazen pervasızca ama hep dalgasını geçiyor. Hatırlıyor musunuz Mayıs ayında Biden ne demişti? İsrail Gazze'nin güneyini bombalarsa silah sevkiyatını durdururum. Oldu mu öyle bir şey? Hayır. Hemen Haziran başında tonlarca bomba sevk etti İsrail'e ve o bombalarla refaha sığınmış çoluk çocuk vuruldu. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Ama TV'ler hala hiç sıkılmadan sanki Beyaz Saray her an Netanyahu'dan desteğini çekecekmiş gibi haberler yapıyorlar. Niye? Vicdan sahibi sade insanlar aldansınlar, oyalansınlar, büyük İsrail gerçeğiyle hesaplaşmasınlar diye mi? Stockholm Uluslararası Barış Anlaşmaları Enstitüsü'nün raporlarına göre 2019'dan bu yana İsrail'in askeri lojistiğinin %69'u Amerika tarafından sağlanıyor. Bazı askeri uzmanlar durumu şöyle özetliyor: İsrail silahlarını Amerika'daki depolarda saklıyor. Demir Kubbe deyip duruyoruz ya, Amerikan füzeleri olmasa kubbenin verimli çalışması imkansız. İsrail'in uluslararası silah alışverişinde ikinci büyük pay Almanya'nın bilinenin aksine İngiltere bu listede önemli bir yere sahip değil. İngiltere'nin asıl dikkati ve desteği Ukrayna üzerinde. Şimdi ne diyor İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz? Batı Şeria'daki mülteci kampları kaldırılmalı. Bu bir savaş. Gazze'deki muameleyi buradakilere de yapmalıyız. Nitekim İsrail geçen akşam bu operasyonu başlattı. Dışişleri Bakanlığımız sert biçimde protesto etti ama bize geldiğinde kükreyen Abbas'ın. Ben bu satırları yazana kadar sesi çıkmamıştı. İsrail, hazırda beklettiği bütün planları adım adım yürürlüğe sokuyor. Karargah merkezi neresi? Tel Aviv mi? Aldatmayalım artık kendimizi. Merkez Washington'da, Langley'de, Pentagon'da. Aylardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Haşmet Babaoğlu Sabah. İsmail Kılıçarslan. Düşmanı denize döktük mü cidden? Elbette döktük. Mustafa Kemal ve yol arkadaşları Anadolu'nun baldırı çıplak, karnı aç, paltosu soğuk geçirir yorgun halkıyla Yozgat'tan, Çankırı'dan, Erzurum'dan, daha bilmem nerelerden gelen yiğit adamlarla 30 Ağustos'ta Yunan gavurunu hakkını vere, vere vere eze eze denize döktü hem de ona şüphe yok. O halde niçin soruyorum bu soruyu değil mi? Niçin düşmanı denize döktük mü cidden diyorum? Boşnakların kurucu lideri Alija Izetbegović'in savaş yenildiğinizde değil düşmana benzediğinizde kaybedilir dediği yerden başlayabilirim bu sorunun cevabına ama burası biraz beklesin. İttihatçı eskileri, umutlu İslamcıları, sert milliyetçiler, yorgun askerler, batıcı, aydınlanmacı bürokratlar, imanlı sosyalistler, dürüst dindar tüccarlar ve benzeri pek çok toplumsal katmanın bir araya gelmesiyle oluşan Kurtuluş Savaşı insan kaynağı, zaferle sonuçlanan büyük taarruzun hemen ardından Türkiye'nin yönü konusunda çetin fikir ayrılıklarına, dehşetli tartışmalara giriştiler. Bu zaferi elde eden eklektik toplam açısından, başlaması neredeyse kaçınılmaz bir kargaşaydı. Bu noktada Mustafa Kemal'in batıya, sadece batıya, hep batıya diyerek işaret ettiği, batılılaşarak modernleşme yaklaşımı birkaç adım öne çıktı ve bir son dönem Osmanlı subayı olarak yetişen Mustafa Kemal, bu yaklaşıma muhalefet edenlere bildiği tek yöntemi uyguladı, susturdu onları. Sadece İslamcıların ve hilafet yanlılarının değil, sosyalistlerin, iddiatçı eskilerinin, mandacıların, aşırı denebilecek milliyetçilerin velhasıl Türkiye'nin geleceği hakkında tam Mustafa Kemal gibi düşünmeyen her odağın köküne kibrit suyu ekmeye azmederek başladı genç Türkiye Cumhuriyeti'nin seren camı. Bazen tek tek bazen tüm muhalifleri bir partide bir araya getirerek topluca bazen bir isyanı bahane ederek bazen tertip olduğu çok belli bir kalkışmaya dayanarak Mustafa Kemal genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sıhhat ve selametini ötekini susturmakta buldu. Bakınız, tarih anakronik bir akılla anlaşılamaz. Dolayısıyla dönemin şartları içerisinde Mustafa Kemal'in bu yaptığının doğru olup olmadığını tespitle enerji kaybına gerek yoktur ancak bu yapılanların sonuçlarını doğru değerlendirmek bize bir mesafe aldırabilir. Doğaldır ki başlangıçtaki tartışmayı Mustafa Kemal değil de söz gelimi Kazım Karabekir Paşa etrafında toplaşabilecek bir İslamcı ekip kazansaydı bugün o ekibin yol açtığı sonuçları konuşuyor olacaktık öyle değil mi? İşe susturmakla başlayan ve anlaşılan o ki susturmanın yol açtığı boş alana deplase olmayı pek seven genç Türkiye Cumhuriyeti kadroları memlekete bir modernleşme dikte etmeyi de ziyadesiyle önemsediler. Osmanlı aydınının da senelerdir konuştuğu alfabe devrimini bir sürece yaymak daha sağlıklı olacakken bu işi bir gecede halletmek, Anadolu kalkınması için bir süreç planlaması yapabilecekken işi kabuğa, kıyafete, şapkaya, çoraba, müziğe bağlamak anlaşılıyor ki bu kadroların pek hoşuna gitti. Dil devrimi ve güneş dil teorisi hakkında Mustafa Kemal'in çok mu ileri gittik yahu tedirginliğini tam buradan okumaya yatkınım mesela ben. Muarızı kalmadığı için istediği her şeyi keyfince yapabilecek bir kadro fikri, kabul edelim ki korkunçtan az hallice bir hale getirir bir memleketi. Bugün 30 Ağustos'un yıl dönümünde o aziz zaferi coşkuyla kutlayıp ardından olmasaydı sonumuz böyle cümlesine bağlıyorsa toplumun bazı kesimleri oraya kulak vermeli değil midir? Toplumu kabak gibi ortadan ikiye bölüp kendi dilimiyle mutlu mesut yaşayan zorba kamalizmin bu memlekete kaybettirdiği enerjiden bahsediyorum yani aslında. Bir başka büyük taarruz ve büyük zafer olarak konumlanmış durumda olan 15 Temmuz zaferiyle ilgili olarak da toplumun o geceye darbeye karşı memleketten yana olarak müdahil bazı kesimleri de acaba büyük taarruz sonrası kendisini ötelenmiş hisseden o kesimler gibi hissediyor mudur? Alın size gerçek cevaplanması elzem taş gibi bir soru. Bu soruyu cevaplamak mümkün olabilecek mi? Ve bu mümkün imkandan yeni, Kamalizm zorbalığından arınmış bir şarkı çıkartabilecek mi toplum? Bilmiyorum inanın. Zor görünüyor. Pek zor görünüyor. Çok zor görünüyor. O halde işte burası Aliya'nın cümlesini tekrar hatırlayacağımız yerdir. Savaş yenildiğinizde değil, düşmana benzediğinizde kaybedilir. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak